Albatros Sportview'un sunduğu Silikon Vadisi başlıyor. Silikon Vadisi'nden herkese merhabalar. Ben sunucunuz Dinçer Kıraca. Yine her hafta olduğu gibi bu hafta da sizler için güzel bir program hazırladık. Bu hafta programımızda inşaat sektöründen güvenlik sektörüne kadar birçok konu ve konuğumuzla sizlerle beraber olacağız. İsterseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve hemen programımıza başlayalım. Türkiye'nin en bilinen ve en uzun soluklu teknoloji programı Silikon Vadisi bu hafta yine birbirinden değerli konuklarını ağırlıyor. Gayrimenkul pazarlamasında teknoloji nasıl kullanılıyor? Dünyadaki trendler neler? Mars Türkiye CEO'su Hakan Bucak bu hafta Silikon Vadisi'ne konuk oluyor. Teknoloji dünyasının önemli kadın liderlerini ağırlayan Teknolojinin Işıltıları bölümünün bu haftaki konuğu, haftalardır bu bölümün sunuculuğunu yapan Dell Technologies Türkiye Genel Müdürü Işıl Azdemir. Bu hafta ayrıca dünyadaki siber saldırılar ve trendlerle ilgili Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özer, sunucumuz Dinçay Karaca'nın sorularını yanıtlıyor. Birazdan Silikon Vadisi'nde. Evet arkadaşlar, Silikon Vadisi'mizle başladı. Bu haftaki ilk konuğumuz Mars Türkiye CEO'su Sayın Hakan Bucak bizlerle beraber. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Tinç abi. Bugün biraz inşaat sektöründen bahsedeceğiz, teknolojilerinden bahsedeceğiz ama siz asıl bu sektörde neler yapıyorsunuz? İlk önce Mars'la başlayalım, arkasından sorularıma devam edeceğim. Evet, Mars Türkiye 2018'de kurulan bir gayrimenkul girişimi. Gayrimenkul sektörünün aslında bir hizmet ekosistemiyiz. Ana odak olarak gayrimenkul geliştiricilere üretmiş oldukları konut projelerinde danışmanlık hizmetleri ve yönetim hizmetleri veriyoruz. Danışmanlık hizmetleri kapsamında planlama, markalama, ürün geliştirme, satış ve pazarlama sisteminin kurulması ve sonrasında yönetim hizmetleri kapsamında da satış operasyon yönetimi ve pazarlama yönetimi gibi hizmetler veriyoruz. Aslında bir arsada arsa gelişme sürecinden teslime kadar bir Mars Türkiye, bir alışveriş merkezi gibi düşünürsek birçok hizmetlerden faydalanabiliyorsunuz. Buradaki asıl olay projeyi satışa hazırlarken satılabilirliğini ölçmek açısından verdiğimiz danışmanlık hizmetleri ve sonrasında satış operasyonunu yönetmek. Şimdi işin teknoloji tarafına gireceğim ama girmeden önce şunu soracağım. Tabii ki özellikle pandemiden sonra tüm dünyada globalleşme süreci, internetle beraber globalleşme süreci gittikçe arttı. Bu anlamda firmaların teknolojiye olan ihtiyaçları da artmaya başladı. Bu marketinden tutun, manavından tutun, işlediğiniz gibi inşaat sektörüne kadar bütün sektörlerde. Dolayısıyla siz bu dönemde de tam da aslında 2018-2019 tam da o pandemi döneminde kurulmuş bir firma olarak bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani siz teknoloji tarafında nasıl yatırım ya da neler yaptınız sektörel anlamda bakıldığında? Evet, şimdi bizim tabii 3 açıdan teknolojiyi değerlendiriyoruz. Bir kendi kurumsal operasyonlarımız var. Bir sahada müşterilere vermiş olduğumuz ve geliştirilere verdiğimiz bir deneyim operasyonu var. Yani satış ofisi operasyonları, müşterinin gelip bizzat projeyi deneyimlediği operasyonlar var. Bir de tabii çalışanlarımızın şirket içinde deneyimlediği bir operasyondan söz ediyoruz. Biz teknolojinin her anlamda dijital dönüşüm departmanımızda var zaten. Teknolojinin verdiği bütün imkanları kullanan bir şirketiz. Öncelikle bütün satış ve pazarlama operasyonlarımız tamamen yapay zekalı sistemlerle ve CRM sistemleriyle ve aynı zamanda teknoloji verdiği bütün imkanlarla dijitalize edilmiş durumda. Teknolojinin diğer alanında da bütün dünyadaki trend PropTech'leri inceliyoruz. PropTech dünyası çok gelişiyor şu anda. Kesinlikle. Türkiye'de de 1 milyar doların üzerine çıkan bir PropTech yatırımı trendi başladı. Özellikle pandemiden sonra. Şu anda biz özellikle birçok satış ofisimizde işte ViewSonic televizyonlarla birlikte projenin 3 boyutlu modellenmiş haliyle birlikte projeyi inşaat halinde tamamlanmış şekilde deneyimletip bütün satış süreçlerini de dijitalize etmiş durumdayız. Yani tamamen iş akış süreçlerinin çalıştığı satış gerçekleştikten sonra teslim dönemine kadar yapay zekalı sistemlerle iş akış süreçlerini yönettiğimiz bir dijital dünyada şu anda işi götürmeye çalışıyoruz. Ama tabii biliyorsun şu anda ChatGPT geldi. Şimdi tam onu söyledim. Yapay zeka tarafını soracaktım. Evet. Sen benden önce davrandın. Evet. Ya bizim pazarlama departmanımız şu an ChatGPT gibi yapay zekalı video üretim prodüksiyon platformları gibi ve farklı platformlarda çok ciddi anlamda bütün trendleri inceliyoruz şu anda. Bu trendlerden faydalanabildiğimiz kadar faydalanıyoruz. Ama şu anda mesela ChatGPT ile çok özellikle içerik dünyamızı çok farklı noktalara getirmeye başladık. İşte bir projeyle
anlaşma yaptıktan sonra biz kendi içimizde bir workshop yapıyoruz tabii ama ChatGPT ile de bir workshop yapıyoruz. Yani böyle bir projeyle anlaştık. Bu projenin dünyası bu, hayal ettiğimiz dünya bu. Sence bu projenin satış ve pazarlama stratejisi ne olmalı diye ChatGPT'ye de soruyoruz artık. Tabii. Evet, bir fikir olmuş. Almadan çıkmıyoruz diyorsunuz. Fikir yani. Alıyoruz, fikir veriyor ve ChatGPT de hani hiç aklımıza gelmeyen çok önemli konuları görebiliyoruz. Tabii bir CRM sistemimiz var. Müşteri deneyim haritası dediğimiz müşterinin daireyi satın alıp devam ettiğindeki müşterinin sadakatini arttırıcı hamleler yapabilmek için hani bir experience ofisimiz var. CRM'de bütün müşterinin gidişatında, sürecinde teslime kadar workflow sistemler çalışıyor. İş akış süreçleri çalışıyor. Tamamen dijital bir şekilde çalışıyor. Dijital bir şekilde müşterinin halini hatırını soruyor. Gidişatla ilgili haber veriyor vesaire gibi sistemler kullanıyoruz. Bütün bu aslında yapılanmalar, teknolojik yapılanmalar, dijital dönüşümler aslında evet. Buradan birçok hani inşaat sektöründe firma sahibi kişiler de var bizi izleyen. Evet. Ekonomiyi de çok yakından ilgilendiren bir konu. Dolayısıyla bu. Aslında bütün bu dijital dönüşümler bir nevi aslında globalleşme de bu hani küresel anlamda bakıldığında o pazarlamada da büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü Türkiye artık dünyanın hani gözünün üstünde evet. olduğu bir yer haline geldi. Eskiden iç pazar denilen bir şey evet. vardı ama şimdi dış pazar iç pazarın önüne geçti gibi diyor. Mu bilmiyorum onu da size evet. sorayım. Ya şimdi yani Türkiye gayrimenkul sektörünün önünde çok önemli bir süreç var baktığınızda. Gerçekten vizyon anlamında işte mesela biz Dubai ile çalışıyoruz, işte Amerika ile çalışıyoruz, İngiltere ile çalışıyoruz. Hani oradaki gayrimenkul sistemlerini incelediğimizde hani hem öngörülebilirlik açısından hem de deneyim açısından çok önemli teknolojik gelişmeler var biliyorsunuz. İşte Amerika'da bir Zillow gerçeği var. İşte evet. Dubai'de DXB diye bir, DX Interact diye bir gerçek var. Türkiye'de böyle sistemler yok. Yani Türkiye'de artık inşaat şirketlerinin şuna farkında olması gerekiyor. Bir gayrimenkul yatırımcısı gelip işte 500 bin dolar, 600 bin dolar bir yatırım yapmadan önce projeyi tam anlamıyla öngörülebilir ve şeffaf bir şekilde deneyimlemek istiyor. Her açıdan. Yani eskiden ne yapıyorduk? İşte kazma kürek koyuluyordu. Birkaç tane AutoCAD planıyla daire satışı yapan bir trend vardı. Ama şu anda gerçekten bu trendin artık değişmesi ve teknolojinin bütün imkanlarına yararlanarak satın alan insanlara karşı bütün deneyim teknolojik olarak yaşatılmalı. Son sorum şununla ilgili olacak. Mars'ın şu anda ilerletmek istediğiniz yurt içi ya da yurt dışında bir nokta var mı? Evet. Ne düşünüyorsunuz? Şu anda Mars'ın Dubai ofisi ve Amerika ofisi dizayn ediliyor. Amerika'da özellikle Miami'de, Florida'da ve Florida'da Doğu Yaka'da, Dubai'de de merkezi alanda, mainland'de iki tane operasyonumuz kuruluyor şu anda. Mars'ın tek derdi oluşan Amerika gayrimenkul sektörüne bir talep var. Özellikle Orta Doğu pazarında, Türkiye'de dahil olmak üzere Dubai'ye bir talep var baktığınızda. Güvenli ve sistematik yatırım süreci tasarlamak. Biz bu süreçleri tasarlıyoruz şu anda. Orada çok ciddi danışmanlarla çalışıyoruz. Ağustos, Eylül ayı gibi Amerika operasyonumuzu, sonrasında Dubai operasyonumuzu başlatıyor olacağız. Harika. Dolayısıyla globalleşme yolunda böyle adımlar ilerleyeceğiz. Hızlıca ilerleyeceğiz. Evet. Çok teşekkür ederim Hakan Bey geldiğiniz için. Harika bilgiler verdiniz. Umarım ilerleyen bölümlerde tekrar sizlerle beraber oluruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Evet arkadaşlar, Silikon Vadisi tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'de ve dünyada teknolojide kadın istihdamı artıyor mu? Dell bu konuda dünya çapında ne tür projeler yapıyor? Teknolojinin önemli kadın liderlerini ağırlayan ve teknolojide kadın istihdamına önemli katkılarda bulunan Dell Technologies Türkiye Genel Müdürü Işıl Hasdemir bu hafta teknolojinin ışıltılarına kendisi konuk oluyor. Dünyadaki siber saldırı trendleri neler? KOBİ'ler siber saldırılardan korunmak için neler yapmalı? Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özer, sunucumuz Dinçer Karaca'nın sorularını yanıtlıyor. Az sonra. Evet arkadaşlar, bu hafta Silikon Vadisi'nde Teknolojinin Işıltıları bölümünde bugün ben varım. Sevgili Işıl Hasdemir karşımda. Hoş geldiniz Teknolojinin Işıltıları'na efendim. Teşekkür ederim. Nasıl ama yer değiştirmek? Yok, bu taraf çok rahat değilmiş. Ya biz hep böyle Teknolojinin Işıltıları'nda kadın liderlerin, kadın girişimcilerin hikayelerine yer verdik sayende. Ama hiç Işıl Hasdemir'in kendi hikayesini dinlemedik. Ben böyle küçük hani bu hafta da son bölüm, sezonun son bölümü sezonun daha doğrusu bölüm. Böyle bir güzellik yapalım dedik arkadaşlar. Biraz da Işıl Hanım'ı biz dinleyelim. Işıltlarında aslında bu işin lideri de sensin. Teşekkür ederim. Yani aslında konuklardan çok farklı hikayelerimiz yok girişimcilik dışında. Onu bir tarafa ayırırsak.
çok genelde bu ağırladığımız konukların aslında ortak özelliği neydi? Ailelerinde o çok erkek ve kadın görevleriyle böyle hani çok kesin sınırlar çizilmemiş, kızlarını çok destekleyen ailelerde büyümüş aslında kadın liderleri ağırladık. Çoğunlukla ortak noktaları söylemek gerekirse oydu. Benim de çok farkım yok. Yani mühendis bir anne babayla büyüdüm aslında. Biz de hiçbir zaman bu işi yapamazsın, bu erkek işi gibi konuşmalar hiçbir zaman olmadı. Son derece desteklenen bir çocuklukta geçirdim. Bu anlamda da ben de mühendis oldum herhalde. Onların mühendis olmasının da etkisiyle. Okurken de iş hayatında da hep kadınların azınlık olduğu bir sektör ve okul diyeyim. Çünkü mühendislik de elektrik elektronikte okudum Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Hatta ilk hocamı da ağırladık biliyorsun, onunla da konuştuk. Evet. Bu sene ilk defa kız öğrencilerin oranlarına kadar yükseldiğini böyle gurur duyarak aslında dinledik. Benim zamanımda maalesef öyle değildi açıkçası. Çok düşük oranlardaki kız öğrencilerin olduğu bir öğrencilik hayatı yaşadım. O yüzden de hayatım boyunca hep böyle azınlıkta kalarak geldim. O nedenle şimdi yaptığımız program acayip hoşuma gidiyor. Hem artık sayıların arttığını görmek, hem de sayıları arttırabilmek için aslında bizim de bir çok şeyler yaptığımızı göstermek ya da yapabilmek çok önemli bir şey. Kesinlikle. O yüzden hani program benim için çok 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 kıymetli gerçekten, seninle yaptığımız bu program. Bence çok fark yaratıyoruz diye düşünüyorum. Peki ben şeyi sormak istiyorum. Teknolojinin Işıkları projesi nasıl doğdu sizin tarafta? Çünkü götürdüğün bir görev var. Türkiye Ülke Müdürüsün, gayet yoğunsun biliyoruz zaten. Peki bu proje nasıl doğdu? Ya bu proje aslında gerçekten bizim yani şöyle söyleyeyim. Bir hayalimizde, nasıl hayalimizde, bireysel olarak da benim bireysel çabalarım da hep kadın istihdamını arttırmak, özellikle teknolojideki kadın istihdamını arttırmak, ama bunu arttırırken de daha da gerilere gidip kız öğrencilere, üniversite öğrencilerine de aslında neler yapabileceklerini ya da bu sektörün erkek egemen bir sektör olmadığını göstermek yolunda çabalarımız var. Dediğim gibi hem bireysel çabalarım var, hem de Dell Technologies olarak zaten gerek globalde gerekse Türkiye'de de bu yönde çok ciddi projelerimiz var. Ve onu soracağım zaten. O ayrıca bir sorum. Tamam, onu detaylandırmayayım o zaman. Detaylandırırız zaten onu, ama ben hani bu ışık nasıl geldi? Buradan şöyle bir hayalle işte yola çıktık. Daha fazla ne yapabiliriz? Çünkü gerçekten hikayelerin paylaşılması lazım içer. Yani sen çok de gördün doğru. Ne kadar kıymetli, değerli kadın liderleri ağırladık burada. Yani birçoğunu ben biliyorum aslında, belki tanıyorum, ama bir o kadarını da ilk defa burada ağırlama ve tanışma şansına eriştim. Ve baktığında diyorsun ki yani çok ilham olan konuklar var. Yani bu sadece bize oluyorsa, bizi dinleyenlere, üniversitede okuyanlara, daha küçük yaştakilere diyecekler ki yani biz de yapabiliriz, biz de olabiliriz. Ben de bu fikrimin ya da hayalimin peşinden koşabilirim ya da koşmalıyım. Çünkü televizyonun gücü çok büyük. Şimdi biz birçok projeyi yaptık, ama özellikle bu hayalimizi seninle, bir de Silikon Vadisi zaten çok izlenen bir program teknoloji özelinde baktığında da. Bir de bunu televizyonda yaptığını düşün. Sonra bir de bunun YouTube tarafı da var. Çok daha fazla kişiye ulaşabiliriz diye düşündüğümüz için açıkçası böyle bir şeyle hani hayalin peşinden koşarak biz de geldik. Dell çatısı altında aslında kadın istihdamı ile ilgili yaptıklarınız kısmı. Bu biraz daha buraya açar mısın? Çünkü gerçekten önemli. Hem Türkiye'de hem dünyada çok önemli konular bunlar. Neler yapıyorsunuz? Bu bizim için en önemli konulardan biri. Aslında 2030 Dell'in global olarak 2030 hedeflerinin içinde yer alan bir konudur. Kadın istihdamı, yani kadınlara eşit fırsat tanınması. Bu nedenle de hatta bir hedefimiz var. 2030 yılına kadar tüm dünyadaki Dell çalışanlarının en az %50'sinin, yöneticilerinin de en az %40'ının kadın çalışanlardan oluşması diye bir hedef koymuş durumda. Ve bu gerçekten de çok yani o hedefe yaklaşmış durumdayız birçok ülkede, global seviyede. Türkiye'de de bu anlamda özellikle yönetici sayısında %40'ı geçmiş durumdayız. Tabii şimdi bu bir hedef, bizim kendimiz için koyduğumuz bir hedef, ama bir taraftan da biliyorsun, hep bunu her konuşmamızda da özellikle tekrarlıyorum. Dell'in en büyük ya da en büyük söylemi şu: en büyük teknoloji şirketi olmak değil, ama dünyayı daha iyi hale getirecek teknolojileri üretmek için bir teknoloji şirketi olmak gibi bir hedefi, mottosu olduğu için bu kadın istihdamı da aslında dünyanın daha iyi bir yeri olabilmesi için kadınların iş hayatında daha fazla yer alması gerekliliği zaten herkesce malum, biliyorsun. Bu nedenle de sadece kendimize değil de
etki yaratacak başka projelere de imza atıyoruz. Hem globalde hem Türkiye'de. Türkiye'de neler yaptık? Yani Türkiye'de de bugüne kadar birçok projeyi aslında beraber imza attık ama en önemlilerini şöyle hızlıca saymak gerekirse özellikle Habitat'la yaptığımız bir proje var. Bence çok kıymetli bir proje. Hı hı. Future for Girls, Kızlar İçin Gelecek Projesi. Bu iki adımlıydı, iki fazlıydı. Şimdi üçüncü fazını da planlıyoruz. İlk fazında şey diye yola çıktık. Hani konuştuğumuz bir konulardan biri de gene kız çocukların aslında çok küçük yaştan itibaren kodlamaya başlıyoruz. Ne olursun, evet, ne olamazsın. İş seçiminde bile işte mühendis olma, o erkek işte sen öğretmen ol, işte onu ol, bunu ol. Daha yumuşak meslekler, böyle mühendislik sert gibi algılanıyor. Bu kodlamaları kıralım istedik kız çocukların kafalarında. Çünkü ilkokul öğrencilerinde yapılan bir araştırma şunu gösteriyor. Sorduğunda mühendis nedir diye ilk söyledikleri ya da verdikleri cevap erkek olur mühendis. Yani o yaşlarda daha kafada hani mühendisin zaten kadından olmayacağı kodlanmış durumda. Bunları nasıl kırarız diye girdiğimizde 8 ila 14 yaş grubu arasındaki kız çocuklarına bir teknolojiye yakınlaştırma eğitimi verelim dedik. Habitat'la birlikte iki grup 8, 11, 12 ve 14 gibi 500 kız çocuğunu hedefledik. 900 küsur kız çocuğuyla maşallah, projeyi süper tamamladık ve aileleri de bu projelerin parçası oldu ki onların kafasındaki o ön yargıları da kırmak için. Arkasından da bu işin ikinci fazına geçtik. O da Dreamathon ismi, yani hayal edebiliyorsan yapabilirsin. Ve neyi hayal edip proje üreteceklerdi? Onda da bu Birleşmiş Milletler'in 2030 hedeflerini şeye koyduk. Koydunuz, evet, hedef onlardan koyduk. Seçin. Hani oradaki hedeflerden hangisinde bir proje yapmak istiyorsun? Çok enteresan projeler çıktı orada da. 50 kız çocuğu katıldı. Ve orada da böyle birinci seçmedik. Çünkü hiçbir proje birbirinden daha iyi değil. Hepsinin bu bir yarışma değil. Yarışma zaten değil. Aynen öyle. Hepsini sergiledik. O kadar güzel şey sonuçlar çıktı ki şimdi hatta onlarla neler yapabiliriz diye tekrar bakıyoruz. Hepsinde aslında Habitat'ın sayfasında bütün projelerle ilgili detaylar da var. Şimdi inşallah üçüncüsünü de yapıyor olacağız bu projenin. Sevgili Işıl Hastemir, hem benim kişisel olarak çok sevdiğim bir arkadaşım, aynı zamanda çok değer verdiğim kadın bir lider. Çünkü bir teknoloji, hatta dünya ünlü bir teknoloji firmasının başında genel müdür olmak, yöneticisi olmak kolay bir iş değil. İyi bir rol model. O yüzden ben tekrar tekrar teşekkür ediyorum Silikon Vadisi'ne verdiğim bu katkılardan dolayı. Harika bir iş yaptın. Umarım da yapmaya devam ederiz. Umarım bunu böyle çoğaltırız. Ve ben gerçekten çok bu konuda zevk alıyorum. Türkiye'ye bir şey katmak, arkadaşlara bir şey katmak, sizinle beraber, seninle beraber bir şey katmak beni çok mutlu ediyor. Çünkü Silikon Vadisi'nin de 20 küsür yıl, bu sene 20. yılımız, 20. yılında var olmasının zaten sebebi bu. Biz de hala ısrarla biz bu sektörde var olacağız, medyada, konvansiyonel medyada kendimizi devam ettireceğiz diye ısrar ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum Dinçer. Gerçekten bence çok önemli bir şeye imza atmamıza izin verdiniz Silikon Vadisi ekibi olarak da. Bu konuda çünkü yapılacak çok şey var ve çok da fazla aslında paylaşılması gereken harika ışıl ışıl kadın liderler var, hikayeleri var. İnşallah da dediğin gibi daha da bunları paylaşmaya beraber seninle devam ederiz. Süper. Dünyadaki siber saldırı trendleri neler? TOBİ'ler siber saldırılardan korunmak için neler yapmalı? Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özer sunucumuz Dinçer Karaca'nın sorularını yanıtlıyor. Az sonra. Evet arkadaşlar, Silikon Vadisi tümümüzle devam ediyor. Bu haftaki bir diğer konuğumuz İlkem Özer bizlerle beraber. Kaspersky Türkiye Genel Müdürü, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hemen tabii Kaspersky deyince aklımıza da tabii ki siber güvenlik geliyor ve hemen şöyle bir siber güvenlikle ilgili başlamak istiyorum. Dünyadaki şu anda en önemli gelişmeler siber güvenlik tarafında neler? Şimdi dünyadaki en önemli gelişim aslında dijital değişim ve dijitalleşmek konusunda atılan adımlar ve dijitalleşmenin hayatımıza daha çok girmesi. Özellikle pandemi sonrası evden çalışanlar da arttı. Daha evet, da fazla dijital dünyayı kullanmaya başladık. Daha bir dijitalleştik. Daha da bir dijitalleştik. Aynen. Şeylerin interneti, hani Internet of Things diyoruz, hayatımıza daha da çok girdi. Şimdi bütün bu teknolojik gelişmeler tabii ki bize fazlasıyla kolaylık sağlıyor. Hani çok büyük avantaj getiriyor ama diğer taraftan da bizi gerçekten siber saldırıya daha da açık hale getiriyor. Maruz çünkü hale getiriyor. Her şey birbirine çok bağlantılı hale geldi. Doğru. Ve bu bağlantıları kullanan atakçılar yani ve siber saldırganlar aslında çok daha fazla imkana sahip olmuş oldular. O yüzden de nasıl evimizde hani kapımızı kilitliyoruz, alarm sistemi kuruyoruz, pencerelerimizi kapatıyorsak da bu
kullandığımız teknolojik kolaylıkların aslında teknolojik unsurların hepsinin birer açık kapısı olduğunu anlıyor ve ona göre önlem alıyor olmamız lazım ki bu kolaylıklardan faydalanırken aslında zarara uğramayalım. KOBİ'ler ve büyük şirketler tarafında nelere dikkat etmek gerekiyor? Şu anda en çok böyle karşılaşılan siber saldırı türleri neler? En çok karşılaşılan siber saldırı türleri aslında genellikle İngilizce ransomware, Türkçe'de de fidye yazılım olarak dillendirdiğimiz saldırı türü. Bu saldırı türlerinin değişik tekniklerle yapılması var. En sık karşılaştığımız oltalama tekniği aslında. Bu hani size işte gelebilen sahte e-postalar ki hani elektronik ticaretten bahsettiniz. Özellikle hani bu elektronik ticaret ağları kullanılarak veya bir kuryeniz var, bir faturanız var. Hedefli saldırılar. Yani şimdi sosyal mühendislik çok fazla kullanılıyor. Nedir sosyal mühendislik? Hani ister KOBİ olalım, ister büyük şirket. Aslında bu şirketlerin çalışanları var ve çalışanları sürekli olarak bilgi paylaşıyorlar. Dolayısıyla da bu çalışanların bilgilerini kullanarak bir sosyal mühendislikle size çok hedefli bir şekilde e-postalar gelebiliyor veya size çok hedefli bir şekilde saldırılar yapılabiliyor ve siz orada hani bu zincirdeki en zayıf halka insan olarak bunlara hani yakalanarak aslında şirketinizi bu saldırılara açık hale getiriyorsunuz. Çünkü çoğumuz aslında hani iş e-postalarını kullanıyoruz veya iş bilgisayarlarımızdan özel işlerimizi de yapıyoruz. Dolayısıyla da hani bu saldırılara hedef olduğumuzda aslında şirketimize bu virüslerin girmesine sebep verebiliyoruz. Virüsler girdiği zaman birkaç değişik şey oluyor. Çoğu zaman hani adının fidye yazılım olmasının sebebi maddi kazanç elde etmek üzere yapılıyor. İşte bilgilerinizi kilitliyorlar, bilgilerinizi siliyorlar, iş yapamaz hale getiriyorlar sizi ve diyorlar ki hani bu sistemi açmak için işte bize şu kadar para ödeyin. Şimdi ben KOBİ'lere buradan en büyük önerim aslında şu olur. Genelde bizim karşılaştığımız hani siber güvenlik çözümleriyle gittiğimizde bu çok pahalı, işte hani daha ucuzu yok mu, hani daha avantajlı olmaz mı, işte şu kadar yapsak yeter falan gibi bir yaklaşımla karşılaşıyoruz. Ama şunu bilmelerini önemli vurgulamak istiyorum ki bir saldırıya maruz kalırlarsa hani misliyle rakam çok daha fazla ödemek zorunda kalacaklar. Ya arabayı alırken bile kasko yaptırıyorsun, değil mi? Evet, yani hani ona da ödesin. Normalde aman canım ne olacak ki hani diyor demek de ki çoğu zaman kaza geçirmeden de yıllar geçiriyorsun ama o parayı bir şekilde ödüyorsun kendini riske atmamak için. Aynı şey burada var. Aynen. Tabii bu işi sigorta olarak görmek lazım gerçekten. Ve de hani saldırıya uğrama riski çok daha yüksek. Bizim yaptığımız hani çalışmalarda artık hani böyle 200-300 bin saldırgan olduğunu tespit ettik. Ve hani mesela geçen sene 2022'de sadece 500 milyon fidye yazılım durdurduk. Ve bundaki en çarpıcı nokta da hani rakam olarak bazen böyle büyük rakamlar söylediğimiz zaman dikkat çekmiyor ama geçen sene yani 2021'e göre 2022'de iki misli artış olmuş. Ve hani Türkiye'de böyle %30 kadar falan insana çarptığı söyleniyor. O yüzden hani böyle yani her 10 kişiden 3 kişinin bir şekilde siber suçlarla bir şeyi var, bir var, hatırası var günümüzdeki. Var, aynen. Benim bir sorum, son sorum aslında birazcık da işin hani hep business tarafına kaydık, iş dünyasına kaydık ama aslında iş dünyası da artık mobilden çalışıyor. Evet. Yani mobil telefonlar çok önemli ve işte hep böyle antivirüs yazılımları, güvenlik yazılımları deyince hep sanki bilgisayara yüklenen bir şeymiş gibi geliyor herkese. Ama aslında elimizde de bir bilgisayar taşıyoruz. Aynen. Mobil tarafla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Yani mobil taraf çözümünüz var mı? İlk önce oradan başlayacağım, sonra ne kadar önemli bu çözümler ve nereye kadar önemli, nereye doğru gidiyor? Evet, yani biz zaten hani güvenliği uç nokta diye bakıyoruz ve uç noktalardan en önemlisi hakikaten hepimizin elinin ayrılmaz bir parçası olan mobil telefonlar. Bizim tabii ki mobil tarafta da koruyucu çözümlerimiz var ama aynı zamanda hani mobilde kullandığımız uygulamaların hepsinin de bağlandığı bir yer de var. Dolayısıyla hani evet mobil cihazlarımızı da korumak önemli ama şirketler ve KOBİ'ler diye bakacak olursak o mobil uygulamaların bağlandığı sunucuları da aslında güvenli hale getirmek lazım. Doğru. İşte bu
ister e-posta sistemi olsun, ister hani internet çıkışları olsun, oralarda da hani güvenlik çözümleri uygulayarak mobilden yanlış bir şey yapılsa bile hani oraya sızmaması, içeriye girmemesi, şirketin içine girmemesi sağlanabilir. Ama hepimiz hakikaten bilgisayarlarımızı koruyoruz ama ciddi anlamda küçük bilgisayarlar haline dönüşen mobil cihazlarımızı da korumak çok önemli. Önemli. Yani ben şimdi hani şöyle bu ortamda arkadaşlara sorsak, kamera arkasındaki bilgisayarı olan arkadaşlara, eminim ki 10 kişinin 9'unda 8'inde bilgisayarında bir antivirüs programı vardır. Ama cep telefonunuzda ne var diye sorsam 10 kişiden birinde bile çıkıyor. En azından ben görmedim çevremde. Kimse de cep telefonunda antivirüs yazılımı kuruyan. O anlamda da çok önemli olduğunu söylüyorsunuz. Kesinlikle. Giriş kapısı burası çünkü. Çok güzel bilgiler. Ben böyle çok uzun sizle sohbet etmeyi isterdim ama zamanımız maalesef doldurduk. Ama bir dahaki programa umarım bir sonraki programlara sizle tekrar da görüşmek isteriz. Memnuniyetle. Dediğiniz gibi çok geniş bir konu. Çok da detayları var. Başka bir programda inşallah daha enteresan, o da farklı detaylara değiniriz. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet arkadaşlar, bizden bu haftalık bu kadar değil mi aslında? Bu haftalık bu kadar değil. Bu hafta sezonumuzun sonuna geldik. Yani önümüzdeki aylarda yazın sonunda Eylül ayın başı gibi tekrardan sizlerle beraber oluruz ama bu arada bizi her zaman alttaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz. YouTube adresimizi görüyorsunuz alt tarafta. YouTube'da yaz aylarında da aktif olmayı sürdüreceğiz. Oradan bizi Silikon Vadisi olarak takip edebilirsiniz. Bizden şimdilik bu kadar. Yaz sonunda tekrardan beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Albatros Portföy Silikon Vadisi'ni sundu.